HDP 24 Ocak'ta yapılacak kongre öncesi Ankara'da 2 gün sürecek konferansını başlattı. Yarını bugünden kuruyoruz sloganıyla Türkiye Barolar Birliği konferans salonunda gerçekleşen konferansta partinin önümüzdeki dönem politikaları da masaya yatırılacak. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen HDP Kadın Konferansı ve HDK 1. olağan konferansının ardından düzenlenen HDP Genel Konferansı kongre süresine sığmayacak tartışmalar nedeniyle düzenlendi. Basına açık yapılan açılış konuşmalarında HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ, gerçek anlamda bir demokratik rejim değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi ve bizler yaşamımızı, geleceğimizi, diktatörlük zihniyetinin mahvetmesine izin vermeyeceğiz dedi. Her gün çocuk ölümleriyle, gençlerin ölümleriyle, cenazeleriyle, sokakta bırakılmış, çürümeye terk edilmiş insanlarımızın, canlarımızın naaşıyla bizi sınayanlar, bugün Türkiye halklarının birleşik demokratik iradesinin gelişimi ve gücüyle yanıtlanmalıdır. Evet, bu bir sınav dönemi. Ve bizler bu süreç içerisinde savaşın olmadığı, çocukların ölmediği, öldürülmediği ve yeni demokratik bir siyasetin temellerinin atıldığı bir yeni yaşamın var edilebileceğini, oluşturulabileceğini biliyoruz. Daha sonra söz alan HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ise bölgede yaşananları hatırlattı ve cenazelere işkence yapan akademisyenlere ne yapmaz diye sordu. Günlerce sokakta bekletilen cenazeler, cenazelere işkence yapılması hususları, örneğin bir savaş, bir çatışma çözümü mevzusu değildir. Kürt sorunuyla alakalı bir mevzu değildir. Bu Alevi sorunuyla, yeni anayasayla ilgili bir mevzu değildir mesela. Emek sorunu, kadın özgürlüğü meselesi değildir. Her konuda bizler çatışabiliriz, farklı düşünebiliriz. Sorunların çözümü konusunda HDP'nin fikri başka, AKP'nin veya hükümetin fikri başka olabilir. Bu çok normaldir. Bunu elbette ki anlıyoruz, anlayışla karşılıyoruz. İki ayrı partiyiz. Fakat bir cenazeye işkence yapılması konusunda farklı düşünüyorsak ya biz insan değiliz ya sen insan değiliz. Aynı anda insan olamaz. Ve haftalardır, aylardır hatta çözülmemiş bir Türkiye'de cenazeye işkence mevzusu var. Şimdi deniyor ya, akademisyenlere yapılanları aklımız almıyor. Nasıl aklımız almıyor ya? Benim de bunu aklım almıyor. Cenazeye bunu yapan akademisyene bunu yapmış çok mu? Benim de bunu aklım almıyor. Savaşı durdurmanın birinci görevleri olduğunu kaydeden Demirtaş, bunu gerçekleştirmek için eksikliklerin ele alınması gerektiğini dile getirdi. Türkiye toplumunun bizlerden büyük bir umudu, büyük bir beklentisi var. Bu haklı beklentiyi boşa çıkarmadan Trakya'dan, Karadeniz'den, Ege'den, Akdeniz'den, İç Anadolu'dan, Doğu'dan, Güneydoğu'dan ülkenin dört bir köşesinden biriktirdiğimiz umutları heba etmeden bize bel bağlayan demokratik siyasetle Türkiye'de faşizan rejimi, diktaya doğru giden rejimi durdurabileceğimize inanan milyonların umudunu heba etmeden bu kongreyle birlikte önceki başarılarımızı kat ve kat aşan bir örgütsel yapı, bir inanç, bir kararlılık ortaya çıkarmak durumundayız. Demirtaş konuşmasında anayasa konusuna da değindi. Hayır, biz birbirimizden korkulması gereken güçler değiliz. Biz bir araya gelip korkulacak bir güç olmak zorundayız. Korkacaksa eğer bu ülkede faşizm taraftarları korkmalıdır. Irkçılar korkmalıdır. Diktatör sevdalıları korkmalıdır. Türkiye Barolar Birliği'nin bir anayasa önerisi var. Bu kurumun, yani öz yönetim veya özerkliği neredeyse vatana ihanetle suçlayan, eşdeğer gören kurumun bir önerisi var. 2001 yılında Türkiye Barolar Birliği'nin resmi olarak anayasa taslağıdır bu. 25 bölge meclisi öneriyor. Bu bölge meclislerinin hepsinin özel yetkileri olması gerektiğini söylüyor.